Borç yiğidin kamçısıdır demişler. Ama ne zaman öder onu bilememişler. Mehmet, bir aydır borcu oynuyorsun. Ne olacak bu işin sonu? Ya abi azıcık daha bana zaman versen. Biliyorsun benim şansım dönmüyor bir türlü. Ama bu gece ben kazanacağım. Rüyamda gördüm ha. Rüya gördün ha? Gör, gör. Hayır kurumu mu işletiyoruz lan burada? Ha? Önceki borcu nasıl ödediğini herkes biliyor. Bütün yaslan biliyor. Bunu da öyle yap bari. Seni gebertirim lan! Ne diyorsun lan sen? Lan, ne diyorsun? Bizim mekanımızda bir de bana posta koyuyorsun ha! Lan sen de o sermaye olduktan sonra senin sırtın yere gelmez kurçum. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Akıllı ol koçum. Akıllı ol. Yarın sabaha kadar sana mühlet. Yarın sabaha kadar. Alın götürün bunu. Yarın sabaha kadar ne demekmiş? İyice anlatın. Hiç şüphesi kalmasın. Geberdim seni. Seni geberdim! Geberdim seni! Oğlum! Mehmet! Oldu sana böyle? Gel oğlum gel. Lan bu şey mi? Kızlar. Benden sonra kendinize iyi bakın lan. Abi sen ne diyorsun ya? Ağzından yer alsın. Anlat bir ne oldu? Ah be oğlum. Nedir bu bizim başımıza gelenler böyle? Bana bak. Bana bir şey olursa... o Moskov Recep denilen adamı bulun. Erkeksiz kalmayın. Başınızda bir erkek dursun. İyidir. Senin gibi bir erkeğin başımızda olması gerçekten gurur verici abi. Ama tamam. Eğer sana bir şey olursa seni bir üst modelin olan Moskov Recep'i alır getiririz. Gerçi boynuz kulağı çok da iyi geçti ama. Ben ödeyemem bu borcu. O dün dediğin şey de olmaz. Ne sen söylemiş ol, ne de ben duymuş olayım. Size verebileceğim bir tek canım var. Onu da alacaksanız alın. Ne yapıyorsanız yapın. Ölün işime yaramaz. Benim için çalışacaksın. Olur. Vallahi çalışırım. İş varsa çalışırım. Yeni bir mal geldi. Benim için torbacılık yapacaksın. Torbacılık? Ha, torbacılık. Ha, uyuşturucu satacağım. Ama ben ne anlarım ki o işten ya? Ne var lan anlamayacak? Sen sakatsın hem. Polislerin ruhu bile duymaz. Önce okul çevresinde durursun. İlk önce biraz sıkıntı çekersin tabii ama keşler arasında namın bir yayılsın. Her şey tıkır tıkır yoluna girer. Abi be. Ben biraz düşünsem bunu, olur mu? İyi. Yarına kadar düşün. Bak, beyler gibi yaşarsın. Hem arkadaşlar sana yol yordamını öğretir bu işi. Eyvallah abi. Pardon, bir bakar mısınız? Bana mı seslendin tatlı su balığı? Şey... bakın şimdi... bizim başımızda bir tek abim var. Ondan başka kimsemiz de yok. Babam da yok. Şimdi... abim eğer giderse... kimsesiz kalırız yani. Ne yapacağız ki biz değil mi? O yüzden... siz abimi böyle kötü işlere bulaştırmasanız... yani biz... borcumuz neyse öderiz vallahi bak. Ailecek çalışıp öderiz yani.
Sizi mi kıracağız? Bak, şöyle kırılık subaşı bir yerimiz var. Gidelim bu konuda böyle ayrıntılı bir konuşalım. Hani ne yapabiliyoruz, ne olabiliyor ha? Şadiye! Kız ne yapıyorsun bir saattir içeride? Şadiye! Kız bayıldın kaldın mı yoksa ne yaptın? Bu kadar saat yıkanılır mı kızım be? Gizli mi kızım lan be? Bir senelik suyu akıttı bir saattir. Bir aç bakalım ben sana kafanı kaç yerden kırıyorum Narin Hanım. Abla dönecek şimdi. Ölüm yoksuz. Gidelim biz. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim. Boyu devrilesici aç köpekler. Şimdi de hırsızlar mı başladınız ha? Canım çekti ne var? Torbaya koyup mezara götürecek halin yok ya. Canını çekmişmiş. Biri de pamuk kadar. Gelin buraya hırsızlar. Aman yasasın be. Bir çeviz için sarak düzeyine geçti karı. Gidin karı buraya. Hadi buraya. Ah düşüyorum ben. Yetişin komşular. Ah. Gösteririm ben sana cadı. Belimi kırıyordu az kalsın. Gitti toprak derinden. Bize tek çakıl taşı verin ben. Koş koş koş. Bu sefer kırmaz mıyım o bacaklarınızı? Bu sefer abla bir şey olmuş. Korkuyorum. Babam orada yerine oturuyor. Taş gibi. Bir sus be Şadiye, bir sus be. Korkma her şeyden. 10 dakikada üçüncü post hazırlıyorum. Dur bir anlayalım ne olduğunu. Boyundan posundan utanmaz Sofiyeciğim. Allah seni daha beter eder inşallah. Yere girize cesur. Ben zaten ölmüşüm de gömülmemiş. Ümmühan teyze, annem nerede? Girme kızım, girme. Sen git dışarıda bekle. Gelsin. Gelsin de görsün hayvanın marifetini. Gel bak kızım annen ne hale koydu o deyyus baba. Gel 3 kuruşluk mal için. Erdoğan gelmiyor mu bu araba? Geliyor geliyor 5 dakikaya burada. Erdoğan amca ne oldu anneme niye geliyor araba? Narin, Narin, Narin. Anne. Ölecek misin?
Anne. Anneme niye kızmış bu kadar baba? Miras diyorlar, bir şey diyorlar içeride. Ha, miras ya. Dedem Mersin'den önce bütün malın yükü de emdiğin üstüne yapmış. Ne yapacağız? Sus kes. Babam da duymuş bunu kahvede. O sinirle gelmiş, anneme girişmiş işte. Anneme hiçbir şey kalmamış mı? Susuyorum sana. Ben dedemin cenazesini anlamıştım zaten bir ***'lık olduğunu. Yengemin bize de tepeden bakmasından belliydi. Yok ama babam alır aklımızı. Kendimi bildiğim bileli bu mirası peşinde koşardan. Bırakır mı? Hepsini gebertse de alır mı? Geberçesi onları gebersedi ya. Abi, annem ölür mü dersin? Çok fena hali. Ne bileyim ben be. Aha yengem geliyor. Anneme bilmem de yengem kesin öldü biraz. Aa Mehmet, ne oluyor burada? Ailecek sokağa dökülmüşsünüz. Anan nerede Narin? Sor bakayım, bir ihtiyacınız falan var mıymış? Akşama etmet lazımsa alıverem. Çarşıya gidiyoruz hazır. Bana bak yenge. Hakkımızı alacak babam. Boşuna kurumlanmayın. He gelecek. Avucunuzu yalarsınız. Siz hakkınızı aldınız bir kere. Aa! Aman evladım, bulaşmayın. Allah'larından vursunlar. Ay bulmuşlar zaten. Hallerine bak. Köpekler hızlı. Karını çektim lan o çirkin ananızı burcayın. Obursuyum, zengin. Niye çektim lan? Sıkıyorum, bir milyonum attı. Almışlar o parayı. Recep bunu yaptığını. Bıraktırdı. Lan, bıraktı lan. Ölmüyorum. Dur. Ölümüm, dur. Ölümüm, dur. Öldüreceksin çocukları, dur. Dur. Hadi. Yavrum Hatice, ne etti bu doktana yine? Öyle şey sürme gözlüm. Anan gelecek. Arabada hastaneye gidiyor işte. Şimdi Erdoğan amcan gidiyor. Hastanede bakıverecekler. Gelecek teyze. Gelecek teyze. Sizin karnınıza doyurayım. Hah. Narin'im hadi gel. Gel yavrum, ben sizin karnınızı. Çay yaptım sana. Nasılsın? İyiyim. Hangi cezaevindeymiş Necati abi? Bursa'da. İlgilenemedim hiç onunla. Burada kendi hayatını kurmak için didinirken nasıl ilgilenecektim? Hem Necati Hoca'yı merak etme, yakında çıkacak. Avukat olduğunu duyunca çok sevindi, biliyor musun? Sevinmiştir tabii, sevinmez mi? Ne kadar uğraştı ben okuyayım diye. Ah benim Necati abicim.
Sen görüyor musun sık sık? Niye üzülecekmişim ki? Bana yaptıklarını unutmadım sonuçta. Boşuna arkama bakmadan kaçıp gitmedim o evden. Hem biz aynı evde yaşamaya mahkum edilmiş yabancılardık. Bütün pisliklerini, bütün nefretlerini üzerime kustular. Şadi hariç. Gerçi Şadi'ye de son dakika yaptı yapacağını ama neyse. 12 yıldır atmışım ben kafamdan. Kaçtım, kurtuldum. Bir gün düşünmemişim. Şimdi niye üzüleyim ki? Narin, sen üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Bak ne olursa olsun onlar senin ailen. Hı, ailenmiş. Köpek olsaydım daha iyi muamele görürdüm ben. Aman. Neyse. Hadi. Kapatalım bu konuyu. Konuşmak falan istemiyorum. Sen de gider misin artık? Tamam, sağ ol ama başıma bir de sen dert açma. Zaten yeterince derdim var. Irmak mızmızlanmaya başladı. Git ilgilen biraz, rahatlasın. Tamam mı? Evlenecek misiniz, nişanlanacak mısınız, ne yapacaksanız yapın. Beni rahat bırak. Git ilgilen şu kızla, çenesini kapatsın. Bir daha da buraya gelme. Garip davrandığımı biliyorum. Ama bu duruma artık bir son verelim. Ben bütün sonuçlarına katlanmaya hazırım. Ben hiçbir şeyin sonucuna katlanacak falan değilim. Asıl senin benim aklımı karıştırmaya bir son vermen lazım. Ailemi sonsuza kadar kaybettiğim gün bunları konuşmak istemiyorsun benimle herhalde. Tamam. Yani ben sadece bu durumdasın diye seni yalnız bırakmak istemiyorum, o kadar. Canın sıkılırsa, kötü olursan falan ara, ben yine gelirim. Çok sağ ol. Yardımın için teşekkürler. Nasılsın kızım? Bak ablacığım, sana pasta yaptım. Hem de en sevdiğinden. Oo Narin Hanım, evinde kıyakmış ha. Çağırmamı ister misin? Hı? Bak, eğer beni burada görmesinden çekiniyorsan, yani başka birinden duydum dersin. Belki onunla konuşmak sana iyi gelir ha?
kimseyle konuşmak istemiyorum. Tamam. Hem de susacak birini istiyorum. Ben seninle sabaha kadar susarım burada. Arka tarafa da bir bakıverin. Allah'ım yarabbim, bu kızı hiç mi gören yok? Nereye kayboldu? Allah'ım şunu bir bulabilsek ya Rabbim, nerelerde acaba? Ne oldu? Niye bekliyorsunuz hala? Şu teyzenin yanında getirdiği torunu kaybolmuş. Yarım saattir her yere baktık. Yok beyim. İlgilenin şunlarla. Derhal. Torunumu gördünüz mü? Yok teyze, hiçbir yerde yok, bulamadık. O sabahtan çıktı herhalde teyze. Söyledim sana, yok işte. O zaman gidelim bari. Beklettik de herkesleri. Ya çiftliği gezerken ağaçların arasında kayboldum falan diyeceksin. Karanlık çökünce de iyice yolumu kaybettim dersin. Yani sonra da saatler sonra arka kapıdan çıkıp asfalta çıkmışsın, bir arabaya el etmişsin, binmişsin, gitmişsin gibi şeyler söylersin. Herkes inanır. Evet. Kazanların oğlu bana çiftliği gezdirdi. Çiftlik çok büyükmüş dememden daha inandırıcı bir hikaye oldu gerçekten. Bana bak kızım, sadece biraz eğlendik. Başıma iş falan açmayacaksın değil mi sen benim? Gerçekten özür dilerim. Al şunu. Tamam tamam ya. Kimseye söylemem. Manyak değiliz herhalde. Allah Allah. Bak, gerçekten özür dilerim. Ben burada bile yaşamıyorum. Bir beklentin olmasın diye söyledim. Anlıyorum seni. Sorun değil. Hastaneye götüreyim mi seni? Yok canım, bir şey abartma. Zaten geç kaldım diye babam canımı okuyacak. Ninem şimdi durumu anlatmıştır herkese. Polis, jandarma ne var ne yok çoktan ayaklanmışlardır. Bir de jandarmanın bizi arabada yakalaması kalmıştı. Ama bana özür borçlusun. Hem de birkaç tane. Nasıl affettirebilirim kendime? Yarın söylerim. Yemekte. Ama güzel bir yere götüreceksin yemeğe. En iyisi sen gel beni saat 4'te okulun önünden al. Tamam, nereye istersen götürürüm. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Son sınıfa başlayacağım. Peki, herhalde bayağı bir çaktın değil mi? Yani büyük gözüküyorsun da. Teşekkür ederim. Ormanda kaybolmuş gibi görünmem lazım. İyi tamam da tecavüze uğramış gibi gözükme de. Sema'dan haber yok mu? Gelmedi mi hala sizinkiler? Çok merak ettiysen sen de gideydin ya. Mehmet nerede? Yok, zıkkımlanıyordur bir yerde. Recep biraz ilgilensen çocukla, dağıldı iyice. Erdoğan hiç şeyler duymuyorum diyor hakkında. Erdoğan'a ne kardeşim? Allah Allah, kendi işine baksın ha ya. Recep, Erdoğan senin arkadaşın, düşmanın değil. Düşman? Seni her gece kurnuyorum. Recep yapma. Recep yapma. Kız dilim varken niye ölüm öpeceğim seni ya? Recep bak yapma, sana yeminle söylüyorum. Sokakta selam bile vermem. Gece geleceksin. Bir daha çık bırakacaksın, anladın mı? Olmaz Recep, olmaz. Oğlan artık her tıkırtıya uyanıyor, büyüdü. Gece hilaya kalkıyorum, bakıyorum ayakta. Sen gece bir gelme. Bak bütün mahalleyi nasıl ayağa kaldırıyor. Allah'ın cezası. Tamam. Sema'nın söylediklerine be. Ay ne bileyim kızım, vallahi günah boynuna. Saçmalama Şadiye. O ne anlar be? Hakikaten meraktan kaybolmuştur. Başka ne olacak ki? Sema'yı gördüm az önce. Kazanların oğlunun arabasından iniyordu. Atma Babir abi ya. Oğlan
Kasabada değil bir kere. Abim söyledi. Şehir dışında mı ne okuyormuş? Ne şehir dışı kızım? Nenesi öldü. Gelmeyecek mi cenazeye? Gerçi duadan sıkılmışlar. Kızla beraber ortadan kaybolmuşlar. Bizim çocuklar oradaydı. Onlar söyledi. Sen Allah'ın işine bak. Ben de tam kahveden çıktım. Eve geliyordum. Gözümle gördüm. Arabasından Sema indi. Bir yaşıma daha girdim ya. Neyse. Ben sizi tutmayayım gece vakti. Hadi sallanmayın hadi. Babanızın tepesi atmadan. Anne. Hı? Yarın okul açılıyor. Ne yapacağız biz? Ve nasıl gideceğiz? Babam da ağzını bile açmıyor. Gönderir mi dersin be bizi bu sene? Ne göndermeyecek be? Ne göndermeyecek? Ha? Ben bütün yaz tıkır tıkır çalıştım, eline para saydım. Bana ne? Mehmet'in başının gelenlerden dolayı bedel ödemekten bıktım. Allah Allah be. Biraz zor çalışıp para kazansın. Kızım gitmeyiversen okula ha? Bak bu kadar sene gittin. Bitmeyiversin. Yetiversin artık. Bak baban da kız verecek gene. Bak huzurumuz bozulmasın. Daha Mehmet'in kızgınlığını yeni unuttu babanı. Babamın da huzuru da yerin dibine batsın. Bana ne? Ya sen ne biçim annesin? Sen ne biçim annesin? Kızını savunup kocanı tutacağına. Allah Allah ya. Ya ben neden sizin kızınızım? Neden sizin kızınızım? Neden bu kasabada? Neden bu evde yaşıyorum ben ya? Bu kasabanın da bu evin de Allah bela. Dur kız sus. Duyacak şimdi geldik. Anne. Zaten ben işimi seviyorum ya. Ben gitmem okula. Da ablam gitsin ama. Huy kuzum beni. Yani. Yarabbim ya. Narin. Hocam. Bu sene de gelmeyi başardın ha? Başardım hocam. Hadi bakalım. Bu sene işimiz zor. Üniversite sınavına hazırlanacağız var gücümüzle değil mi? Evet. Tamam. Bir ara uğra da senin için ayırdığım kitapları vereyim. Bir de program yapalım beraber ha? Tamam hocam. Hadi bakalım. Evladım basket topuyla futbol mu oynanır? Ha? Gel bakayım çocuğum buraya. Senin ne işin var o arabada? Sana ne? Ha? Senin ne işin vardı o arabada? Bir daha vermedi senin o arabada. Gebertirim seni. Binmeyeceksin bir daha arabaya tamam mı? Binmeyeceksin seni öldürürüm. Narin, ne yapıyorsunuz siz bakayım orada? Narin, 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 Narin. Gebertirim seni, binmeyeceksin bir daha arabaya. Tamam mı? Binmeyeceksin. Evladım siz aklınızı mı kaçırdınız? Ya son sınıftasınız artık, utanın. Okulun ilk günden ne bu rezalet? Hem siz akraba değil misiniz? Niye çıktı bu kavga? Neden alıp veremediğiniz? Vallahi bilmiyorum hocam. Üstüme saldırdı birden işte. Kudurmuş gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.